Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugünkü yapacağım programı yıllar önce artık gerçekte yazmıştım ve ya da kendi sistemde artık gerçekten önce tam anımsamıyorum şimdi. Ama herkes çok şaşırmıştı. O yüzden ilk kez bir programı izleyebildiğiniz kadar sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Çünkü bu çok önemli. Bütün bugünkü tartışmaların falan filan hepsine açıklık getirecek bir program. Neyi yapmak istiyorum bugün? Çok partili döneme geçildiğinden itibaren Türkiye'de sol, kendine sol diyen CHP başta olmak üzere bütün partilerin oy oranlarını vereceğim. O yüzden önemli neden Kılıçdaroğlu'nun tartışma Kılıçdaroğlu üzerinden gittiği için CHP'nin aldığı %25 oyu küçümseyenlerin neyi tartıştıklarını bilmelerini istiyorum. Ne kadar doğru tartışıp tartışmadıklarını bilmenizi istiyorum. Yani bilhassa iktidar yanlıları hep CHP'yi küçümseyerek bu konuyu ortaya atıyorlar. O yüzden bu programı gerçekten ilk kez söylüyorum. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Şimdi çok partili dönemine 46 döneminde geçiliyor ama öncelikle benim bir iddiam var. Türkiye CHP kurulduğundan itibaren zaten çok partili dönemi yaşıyor. Ne demek bu çok partili dönemi yaşıyor? Çok partili döneme geçişteki kurulan partilere baktığımızda hepsi CHP'nin eski milletvekillerinden oluşan bir partiler grubu. Daha sonra çıkan hepsi aynı şekilde. Bu demektir ki CHP esasında bir anlamda bizim yıllar sonra yaptığımız, tabii sol olarak yaptığımız solun bileşenleri ÖDP gibi, sonra HDP gibi. Tam olarak aynı değiller ama solun bileşenler partisi, sadece partiler olarak değil, sivil toplum örgütleri falan filan hepsi dahil olmak üzere. CHP'de esasında bir bileşenler partisi. Yani sonuçta Osman Bölükbaşı oradan çıkmış, işte Celal Bayar oradan çıkmış, Adnan Menderes oradan çıkmış. Aklınıza kim geliyorsa eski Turan Feyzoğlu oradan çıkmış. Sonra başka partiler kurup 46 milletvekili, 50 milletvekili çıkartmışlar. Çıkmış da çıkmış. O yüzden Türkiye'nin tek parti dönemi dedikleri esasında çok partili dönem. Ve tek parti dediğimiz dönemin başbakanlarına baktığımızda bugünkü CHP'de, daha Ecevit döneminin CHP'sinde milletvekili adayı bile yapılmayacak insanlarla dolu bir grup. O yüzden çok partili dönem esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasıyla herkese alalım. İşte benim hep karşı olduğum ve söylediğim ne olursan ol gel partisi olarak kurulmuş. O yüzden tek parti döneminde CHP'nin devlet partisi esasında yaptıklarının bugünkü olmak istenen CHP'ye mal edilmesi bana hep yanlış gelir. Buna dersim katliamı dahil olmak üzere. Şimdi gelelim 1946 seçimlerine. 46 seçimleri çok önemli. Neden? Çünkü sağcılar çok partili döneme hep 50 seçimlerinden itibaren alırlar. Bunun nedeni çok partiliye geçiş, 46 yılındaki geçişte CHP'nin ciddi bir şekilde iktidara geldiği için ve buna şaibeli seçim denir. Şaibe nereye kadar yapılabilir? İşte bu son dönemin bütün seçimlerini %52 ile kazanan Erdoğan'ın şaibeli seçimleri gibi olur. Şaibeli seçimin üst limiti nedir? Hele o dönemde teknolojinin olmadığı dönemdeki üst limit ne olabilir? En fazlasından diyorum %20 olabilir diye düşünüyorum. Yani 70'e 30 bitirebilirsiniz belki. 60'a 40 bitirebilirsiniz. 60'a 35 bitirebilirsiniz. Oysa ilk dönem, yani ilk çok partili seçim nasıl bitiyor? Okuyayım size. Bu programda daha çok okuma yapacağım için hep böyle yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi 85.4, %85.4. Demokrat Parti 13.1. Bağımsızlar Demokrat Parti listesinde yer alarak seçilen 0.9, 4 milletvekili çıkartıyorlar. Yani 14 esasında Demokrat Parti.
14'e 85.4. Bağımsız aday olarak girenler var 0.6. Onlar da 3 milletvekili çıkartmışlar. Şimdi 85'e 14 oluyorsanız buradaki şaibe abartılı diye düşünüyorum. Şaibe yok mudur? Vardır ama %10-15 dışında bir şaibe olma olasılığını görmüyorum ben. Yani o seçim tertemiz yapılmıştır diye bir iddiam yok. Neden öyle olmuştur? Şunu algılamakta zorlanıyorlar. Tek partili dönemden CHP'ye alışmış ve devamlı CHP'ye oy veren insanların birdenbire karşılarında başka partiler görmesi ya da sadece Demokrat Parti'yi görmesi o kadar kolay bir şey değil insanların adaptasyonu. Ne yapacağını bilip bilmedikleri falan filan yani bir sürü şey. Yani Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma oranının kadınlarda %2, erkeklerde %5 ile 7 arasında olduğunu düşünürseniz, televizyonların olmadığını sadece radyolardan dinlendiğini düşünürseniz, kaç evde radyo olduğunu da düşünürseniz, şaibeye çok fazla gerek yok. Olmayan teknoloji zaten sizi o noktaya getiriyor. Evet, gelelim 1950 seçimlerine. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar 4.391 bin oy alıyor. %55'i ve 416 milletvekili çıkartıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İsmet İnönü 3.148 bin oy alıyor. %39.6 oy alıyor. Millet Partisi Yusuf Hikmet Baydır bu. Millet Partisi MHP'nin oluşumu 50'de meclise bir milletvekilinden giriyor. Şimdi %40 kalan CHP öyle bir seçim sistemi var ki hani ezdi Demokrat Parti diyorlar ya 55'e 40'ta Demokrat Parti 416 milletvekili çıkartıyor. CHP 69 milletvekili çıkartıyor. Seçim sistemi öyle bir sistem ki o il hangi ilde olursa olsun bir fazla oy aldığınızda bütün milletvekilleri sizin oluyor. Yani pek de demokratik bir seçim değil Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelmesi. Evet, CHP 39.6 ile 69 milletvekili çıkartıyor. Dediğim gibi bu seçim sisteminden dolayı Demokrat Parti ezici üstünlükle geldi diyorlar ama hiç de öyle ezici üstünlük yok yüzde oranlarına baktığımızda. 54 seçimlerine gelelim. 54 seçimlerinde ne oluyor? %58.4 alıyor Demokrat Parti. 503 milletvekili çıkartıyor. Cumhuriyet Halk Partisi %35 alıyor. 31 milletvekili çıkartıyor. Millet Partisi Osman Bölükbaşı başkanlığında bir Cumhuriyetçi Millet Partisi oluyor. Dediğim gibi MHP'nin oluşumu bu. Sonra Türkiye Köylü Partisi var. Demokrat İşçi Partisi var. Onların pek oylarının çok bir önemi yok. 0.01, 0.5 alıyorlar. 503'e 31 milletvekili. Bölükbaşı da 5 milletvekili çıkartıyor. MHP'nin oluşumu olan parti. Şimdi ezici çoğunluk dedikleri 531 %58'e %35 arkadaşlar. Aynı sistem devam ediyor. Yani 200'e 300 gibi olacak bir şey ki 541 toplam milletvekili 300'den gene hükümet kurabiliyorsunuz ama bu ezici çoğunluk dediğim gibi o seçim sisteminden dolayı oluyor. Evet. Gelelim 57 seçimlerine. 57 seçimlerinde %48.6 alıyor. 50'nin altına düşmeye başlıyor Demokrat Parti. %41.4 de CHP alıyor. 424'e 178 milletvekili. Yani neredeyse eşitler diyeceğim. 48'e 41. Şöyle söyleyeyim. İşte bir 500-600 milletvekili. 300'e 280 olacak gibi bir şey. 424'e 178 oluyor. Ve seçim sisteminde. Ama görüldüğü gibi birinci seçim haricinde CHP'nin oyları hep bu şekilde. Osman Bölükbaşı gene 4 milletvekili çıkartıyor. Gelelim 61'e. 61'de Adalet Partisi kuruluyor. Demokrat Partisi kapatılıyor. Adalet Partisi kuruluyor. %36.7 İsmet İnönü
Cumhuriyet Halk Partisi ilan alıyor. 173 milletvekili seçiliyor. Ve dediğim gibi seçim sistemi biraz değişmiş. %34,8 alan Adalet Partisi 158 milletvekili çıkartıyor. Yani başa baş. Osman Bölükbaşı'nın partisi 54 milletvekili çıkartıyor. Yeni Türkiye Partisi var. Ekrem Ayrıcalı'nın 65 milletvekili çıkartıyor. Doğal olarak baktığınızda esasında 173 CHP'nin çıkarttığının karşısında 450'den 173'ü çıkartın olduğu gibi sağ oylar tekrar önde. Yani sağ oylar birinci çoklu parti seçimi haricinde hep öndeler. 65 yılına gelelim. 65 yılında Demirel parti başkanı oluyor. 52,9 alıyor. İsmet İnönü'nün partisi CHP %28,8 alıyor. 20'lere doğru geçiş bu şekilde başlıyor. Türkiye İşçi Partisi %3 alıyor. 14 milletvekilini çıkarttığı dönemdir bu dönem. Yani solun oyları %31. Geri kalan 69 sağ oylar. Olduğu gibi sağın oyları. 28'e yani 31'e tiple beraber bu şekilde. Ve İsmet İnönü'nün ortanın solu, Ecevit'e söylerler bunu. Hayır, İsmet İnönü'nün tip 14 milletvekili gelince, sokunca meclise CHP'nin de sola kayması gerektiğine inanan İsmet İnönü ortanın solu tezini ortaya atıyor. Evet, 65 seçimlerinden sonraki seçimlere bakalım. 69 seçimlerinde gene Süleyman Demirel var. 46,6 alıyor. 256 milletvekili çıkartıyor. CHP %27 oy alıyor. 2.487.000'den. Birlik Partisi, o zaman Mustafa Timisi'nin kurduğu parti var. Türkiye İşçi Partisi var. İkisinin oy oranı %5,5. Ne oluyor? %33 sol oylar oluyor. Alevilerle ve Türkiye İşçi Partisi ile beraber %67 sağ oylar var. Yani ve %27'ye 46'da 256'ya 143 milletvekili var. Tip %2,7 oy almasına rağmen sadece 2 milletvekili sokabiliyor meclise. 69'da böyle geçiyor. 73 seçimleri Ecevit'in başkanlık yaptığı partinin başına geçtiği seçimler. Orada da şunu söylemek istiyorum. İsmet İnönü'yü yendiği söylenir. Başkanlığı devirdiği söylenir. O kongre, 72 kongresi esasında başkanlık kongresi değildir. Yani partinin başkanlığı üzerine bir oylama yapılıp da Ecevit'in 5, İsmet İnönü'nün 3 aldığı bir kongre değildir. Parti meclisinin ya da güven oylaması alıp almamasıyla ilgili bir kongredir. Aklımda yanlış kalmadıysa Mayıs ayında yapılıyor. Parti kongresini değiştiriyor kongre. İsmet İnönü genel başkan ama kendi ekibi olmayan parti kongresi seçilince kongreden 2 gün sonra istifa ediyor. Yani İsmet İnönü'nün başkan olarak yenildiği bir kongre değildir. Ha diyeceksiniz ki bütün ekibi değiştirince İsmet İnönü yenilmiş sayılmıyor mu? Evet sayılıyor ama gene de yanlış anlatılmaya maruz bırakmamak için sizi dinlediğinizde Ecevit İsmet İnönü'yü yendi. Evet parti içindeki parti meclisinin olduğu gibi değiştirdi ama İsmet İnönü Bülent Ecevit arasında bir seçim yapılmadı. Kongrede parti meclisini değiştirmesine rağmen öyle bir seçim olsaydı İsmet İnönü başkan seçilirdi diye düşünüyorum. Çünkü kongrede parti meclisini delme hemen hemen bütün partilerde parti içindeki muhalifler tarafından yapılmıştır. Bunu Erdal İnönü'nde yaşadı, bunu Bülent Ecevit'te yaşadı, Baykal Ali Topuz grubu Ecevit'in grubunu deldiler. Sol grup Süleyman Gençler, Kemal Anadolu'lar o grubu deldiler. Parti meclisini delerek girdiler falan filan. Yani bu çok yaşanmış bir olaydır.
Onun için bunu şimdi 73 seçimlerinde işte %33 alıyor CHP, %29 alıyor Adalet Partisi. İşte burada Milli Selamet Partisi kuruluyor ve Erbakan tarafından Süleyman Arif Emre başkan ilk dönemde 11.80 oy alıyor. 48 milletvekili çıkartıyor. Milliyetçi Hareket Partisi 3.38, yani 33'e karşı Birlik Partisi %1 alıyor. Tabii sol olarak alırsak %33'e karşı gene %34'e karşı gene 66'lık bir şey var. Adalet Partisi'nin ikinci parti olmasının buradaki nedeni esasında Ferruh Bozbey'in Adalet Partisi'nden ayrılıp Demokrat Parti'yi tekrar kurması. Çünkü öyle baktığımızda %11.89 alıyor. 12 yaparsak %41 ile esasında Adalet Partisi gene önde. Milli Selamet Partisi'ni falan koyarsak işte %66'ya çıkıyor. Yani CHP hep bu şekilde. %30'larda, %35'lerde olmasının nedenini sonradan anlatacağım. Burası çok önemli çünkü. Bütün seçimlere baktıktan sonra. 77 seçimlerinde, tabii Kıbrıs'ın çok önemi var 73 seçimlerinde. Ecevit'in Kıbrıs devam ediyor. Ecevit CHP ile %41.4 alıyor. Türkiye İşçi Partisi yok gibi 20 bin oy alıyor. Yani 0.1. Birin de altında bir bulamıyorlar. %41 alıyor. %37 Adalet Partisi 36.9 alıyor. Selamet Partisi Erbakan 8.6. 6.4 de Türkiye İşçi Partisi MHP alıyor. Yani 59 gene karşı tarafta bir oy var. 41 tabii neden alıyor? Burası çok önemli. Kılıçdaroğlu demişim, Bülent Ecevit hala Kıbrıs'ın Fatih olarak biliniyor. Burası çok önemli değil. 77 seçimlerinden sonra biliyorsunuz darbe oluyor. Partiler kapatılıyor. Kenan Evren'in izin verdiği ya da darbenin izin verdiği şekilde partiler kuruluyor. 3 parti kuruluyor. Hepsine izin vermiyor. Erdal İnönü'nün partisinin seçime katılamaz olduğuna karar veriyorlar. Erdal İnönü'nün seçime milletvekili adayı olması bile yasaklanıyor. Niye? Çünkü demokrasiye geçmişler darbede. Turgut Özal'ın ANAP'ı 45.14. Necdet Çelebi'nin Halkçı Partisi CHP yerine kurulmuş gibi yapılan parti %30. Derin Devlet'in kurdurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi. Hepsinde demokrasi var. Ya o ayrılma Turgut Sunalp. Bu hani dağ Türkleri karın üstünde yürürken kurt sesi çıkartırlar da esasında Kürt yoktur. O yüzden Kürt denir onlara, lafının mucidi. Bizde mucit yok deniliyor ya, işte o Turgut Sunalp var. O da %23.27 alıyor. Yani %70'e 30 lan sağ mecliste gene. Evet, 83'ten sonra ANAP biraz devam ediyor. 87 seçimlerinde Erdal İnönü bu sefer giriyor. Turgut Özal 36.31, Erdal İnönü 24.74. Demirel de giriyor bu dönemde. %20'de o alıyor. Bülent Ecevit de giriyor. Yani Ecevit'le Erdal İnönü'nün oyları 32-33, %33 gene. Bu %33'leri, %30'ları, %35'leri iyi aklınızda tutun. Çok önemli çünkü. 91 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olduğu için Turgut Özal artık Mesut Yılmaz Parti'nin başında. Doğru Yol Partisi Süleyman Demirel %27 alıyor. İkinci parti olarak 24'ten Anavatan Partisi Mesut Yılmaz alıyor. Ecevit'le Erdal İnönü'nün partisi %31 gene. Ama ayrı ayrı katıldıkları için %10-11'e yakın almasına rağmen Bülent Ecevit Demokratik Sol'dan sadece 7 milletvekili sokabiliyor. Sistem böyle bir sistem. Sosyalist Parti'den Doğu Perinçek girmiş, %0.5 bile yok.
Yani gene bir %31'lik bir oy oranı var. Sonra 95'e geliyoruz. 95'teki seçimler çok ilginç. Birdenbire 12 Eylül sisteminin getirdiği işte Necmettin Erbakan, Erdoğan'ın ustası iktidarı ile %21 alıyor. Anavatan Partisi %19 alıyor. Doğru Yol Partisi %19 alıyor. %20-20. 61 bu üç parti alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuş. %10 alıyor. Baraj ancak geçiyor. Ecevit'in partisi de %14 alıyor. %25 gibi bir oyları var. Başka var mı? HDP seçime giriyor. Halkın Demokratik Partisi. O dönemin Murat Bozlak'la beraber %4.7 alıyor. Yani 24-28-30'larda gene. Buradan itibaren önemli. Neden? İşte HDP'nin katılması %30'u HDP ile, Halkın Demokratik Partisi ile tamamlıyorlar. Evet. Bundan sonraki seçim 95'ten sonra 99 seçimleri var. Bu Ecevit'in kazandığı seçim. Ecevit'in Demokratik Sol olarak %22 aldığı. MHP birden yükseliyor. %18 alıyor. %15 Fazilet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol falan derken CHP barajın altında kalıyor. %8.71 ile. DSP ile CHP'yi birleştirdiğinizde gene 30 ediyor. Murat Bozlak'la Halkın Demokratik Partisi katılmış. %4.75. Yani 34-35 ayarında bir oy var. Gene Özgürlük ve Dayanışma Partisi bu seçimde neredeyse iktidara gelecekti. %0.80 aldı. Benim de o dönemde üyesi olduğum, katıldığım parti. Evet, 99 seçimlerinde de gene %35'lerde. Sağ hep %60 küsürlerde. 2002'de işte Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluyor. Bu şekilde %34'ünü alıp %65'ini meclisin eline geçiriyor. CHP %19 alıyor. Demokratik Halk Partisi %6.2. Demokratik Sol Parti 1.22, bir önceki 22 alan 1.22'ye düşüyor. Bu müthiş bir şey zaten. Yani CHP'nin ve solun oyları 22'lere düşmeye başlıyor. Toplam diğer sol sosyalistler ve Kürtlerle beraber ciddi bir düşüş var. %6.22 almasına Demokratik Halk Partisi baraj altı kalıyor ve meclise kimseyi sokamıyor. Evet, devam edeceğiz. Bu tabii Fadıl Akgündüz'ün de seçime girdiği, sonra istifa edip yerine Erdoğan'a bıraktığı seçimdir. 2007 seçimlerine geldiğimizde, niye şey yapıyor, çalışmıyor şimdi, kilitlendi. Şimdi 2007'den sonrasında anlatacağım ama bunun neden böyle olduğunu, neden CHP böyle? Şimdi 80 önce seçimlere baktığınızda CHP %30'larda, 35'lerde falan hep %66-65 bir karşılığı var. Bunun nedeni şu: 80 öncesi Kürtlerin kurduğu bir parti yok. Kürtlerdeki sosyal demokratlar, sosyalistler, liberal kanadın bir kısmı hep CHP'ye oy veriyor. Ve o dönem baktığınızda Kürt illerinde ciddi bir şekilde CHP milletvekillerini görüyorsunuz. Her tarafta var. Ama ondan sonra Kürtler kendi partisini kurunca CHP'ye giden oradaki Kürt oyları kendi aralarında. O yüzden CHP'nin %20'lere, 22'lere, 25'lere düşmesini kurulan Kürt Partisi ve sosyalistlerin de onlarla birlikte çalışmasına bağlamak gerekiyor. Bütün seçimler bu şekilde yapılmışken neden bunlar daha önce olmadığı tartışmak, neden bu şekilde gidiyoruz tartışmak çok da doğru bir şey değil. Yani bu halkın daha Cumhuriyet'in kuruluşundan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin
çoklu partileri tek parti içinde barındırmasından itibaren sola, sosyal demokrasiye, yani %98'i okuma yazma bilmeyen kadınlara, %95'inin okuma yazma bilmeyen erkeklere sosyal demokrasiyi anlatmak bu kadar kolay bir şey değil. Bunu nasıl yapar? Bu bir zaman, bu bir eğitim meselesi. Bunun öyle çok kolay bir şekilde yapılabileceğini hiç kimse öne süremez. Yani neden olmuyor diyemez. Şimdi baktığımızda bu hep böyle mi devam edecek diye düşüneceksiniz tabii. Evet, uzun bir süre böyle devam edecek. Ne zamana kadar böyle devam edecek? Cumhuriyet Halk Partisi tam kağıt üstünde değil de gerçek bir sosyal demokrat parti olmaya adım attığı zaman, onun nüvelerini sadece işte Avrupa Sosyalist işte bir şeye üye olmakla değil, Sosyalist Enternasyonel'e üye olmakla değil, onun gerçeklerini yerine getireceğini ortaya koyduğu zaman. Belki ağır olacak birileri için ama işte sosyal demokratların, olması gereken sosyal demokratların hiçbir zaman beraber iş yapmaktan memnun kalmayacağı, eski İçişleri Bakanı Meral Akşener'den işbirliği yapmak zorunda iktidara gelmek için, hayır iktidara gelmek için bir Erdoğan'a atıp Meral Akşener'den beraber yapmak, iş yapmak, siyaseti dizayn etmek, iktidara gelmek o kadar akıllı bir şey değil. Çünkü Meral Akşener o dönemi öz eleştirisini veriyorum demiş olsa eyvallah bir yere kadar. Ama yaptıklarımın arkasındayım diyen, bir uyguladığı faşizmi savunan, doğru yaptım diyen bir insanla beraber, hem de sosyal demokrat olmaya çalışırken buna evet demek, hayır. Ne zaman olacak bu? İktidara gelirler mi gelmezler mi bilemiyorum ama mecliste çok sıkı bir alternatif muhalefet olabilmek için CHP, HDP, Kürtler, sosyalistler, sosyal demokratlar, liberal sol denilen, var mı yok mu öyle bir şey, adını öyle söyledikleri için söylüyorum, bir araya gelme. Ortak seçime girmeyi kastetmiyorum burada. Yani bunun çok da doğru bir şey olacağını inanmıyorum. İki tarafın da fire verebileceği bir şey. Kendi başlarına seçime girip ama çok ciddi hazırlanıp bundan iki dönem sonraki seçimlerde artık Türkiye'de böyle bir muhalefetin varlığını mecliste duyurmak. Bunu belki bir dönem, iki dönem, bir çok ileri tarihlere atıyorum ama hep söylüyorum, bu bizim yaşamımız içerisinde uzun bir tarih, 8 yıl, 10 yıl, 12 yıl eyvallah. Ama dünya tarihinde ya da Türkiye tarihine baktığınızda çok da önemli bir şey değil. Yani bu ütopya dedikleri de bu zaten. Yani gerçekleştirmesi o kadar kolay olmayan bir şey. Ama bunun mücadelesi, yani bu başarı ancak bu yoldan geçiyor diye düşünüyorum. Bunu yaparlarsa ancak o şekilde çözülür olayı diye düşünüyorum. Bu kaldığım yerden seçimlere tekrar girmeye çalışacağım ama girebilir miyim bilmiyorum. Evet, girdim tekrar. Nerede kalmıştık? 2007'de kalmıştık. 2007 seçimlerinde %46 alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi %21 alıyor. Ondan sonra var mı sol? Türkiye Komünist Partisi falan, Özgürlük Dayanışma var ama yok. Yani işte 21-22'lerde, o kadar, 21'lerde, 22'lerde %80'e karşı bir şey var. 2011'de %49.83 alıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. İlginç değil mi? 49.83. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu kaç alıyor? %26 alıyor. Halk ve Eşitlik Partisi, Osman Pamukoğlu da var işte orada. Demokratik Sol %0.25 falan filan, Liberal Demokrat yok. Bağımsızlar işte meclise 35 milletvekili sokan Kürtler %6.57, 26. Gene 32'ler, 33'lerde işte. Yani sol, Kürtler, sosyal demokratlar, sosyalistler 33-34'lerdeler. Her zaman karşıda yüzde en düşük 60'lık bir blok her zaman oluyor. 2015 seçimlerine geliyoruz. 2015 seçimlerinde
%40,87 alıyor Ahmet Davutoğlu'la beraber. Kılıçdaroğlu 24,95-25 alıyor. HDP %13, yani 37-38 %38 alıyorlar. %62 gene karşı tarafta. Olduğu gibi demokratik sol falan var ama artık 0,20'lerde demokratik sol, yani Ecevit'in partisi esamesi okunmuyor artık. 2015 seçimlerinden sonra 2018'e geldiğimizde, bundan bir önceki son seçim olarak baktığımızda, burada Cumhurbaşkanlığı seçiliyor. Erdoğan %42, yani Adalet Partisi ve Kalkınma Partisi 42 alıyor. CHP 22 alıyor. HDP 11,53, 33, 34'te kalıyorlar gene. Şimdi demin de söyledim, böyle bir toplumdan ve son seçimlerde biliyorsunuz zaten, böyle bir toplumdan sosyal demokrat, sosyalist, Kürtlerin haklarının gerçekten var olduğunu, kullanması gerektiğini anlatabilecek bir seçmen sayısını bulmak o kadar kolay bir şey değil. Bunu en düzgün yapan, esasında en ikna etmiş kendi seçmenin tabanını Kürtler. Şimdi ikinci olarak CHP'nin bunu yapması gerekiyor. Bir değişime inandırması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı değişimine inandırması için artık bu kadar sağcılarla işbirliği yapmadan bir şey gerçekleştirmesi gerektiğine inanması gerekiyor ve bunu ortaya koyması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu olmaz da CHP'nin başka bir genel başkanı olur. Bunu bir sonraki programda konuşacağım. Ekrem İmamoğlu'nu ve Özgür Özel'i konuşacağım. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun neden aday olmak istediğini çok açık söyleyeyim. Özür, kendisinden bunu hakaret olarak sayacaklarını biliyorum ama ben gene de özür dileyerek söyleyeyim. Niye özür dilediğimi de bilmiyorum. Ben megalomani dışında şimdilik bir şey görmüyorum. Bunun nedenlerini bir dahaki, bu program çok uzamasın diye, bir dahaki programda CHP'deki olası değişimler ve Ekrem İmamoğlu üzerinden yapacağım. Evet, programın da sonuna geldik. Dediğim gibi bu programı sonuna kadar izlediyseniz çok sevineceğim. İzlemediyseniz Wikipedia'dan Türkiye'de seçimler olarak girin, ne olduğunu göreceksiniz. Çok daha merak ediyorsanız, çok parti öncesi meclise seçilen milletvekillerinin bilinenlerine şöyle bir bakın. Kimler başbakanlık yapmış, kimler bakanlık yapmış. Nasıl kafatasçılar başbakanlık yapmış. Onları göreceksiniz ve ürküceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki ya yok, bu CHP, bu CHP değil. Saraçoğlu, işte eski başbakan Saraçoğlu, Fenerbahçe taraftarının bir kısmı o ismin Fenerbahçe'ye yakışmadığını yıllarca inattan söyledi ve Ali Koç geldiğinde stadın adını sanıyorum değiştirdiler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.